Peki hala ee, devam edelim. Önce gazetemiz gelsin peki. Akşam FETÖ'nün oligarkları parayı paylaşamıyor demiş. Milyar dolarlık himmet savaşı. Örgütün Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki önde gelen isimleri 160 ülkede topladıkları nakit ve mal varlığından oluşan kanlı paranın tepesine oturmak istiyor. Düşünsenize bakın. 160 ülkede üstlenmiş vaziyette. FETÖ ile Gülenin sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından hainin özel işleriyle ilgilenen Cevdet Türk Yolu'nun örgütün servetinin büyük bir bölümünü kontrol altına aldığı öğrenildi. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz'ın ise bu durumdan rahatsız olduğu, Aymaz'ın FETÖ'nün ABD ayağını yöneten Türk Yolu'yla Mustafa Özcan'ın etkisini kırmak için uğraştığı kaydedildi. Bir yandan da bir fotoğraf altı bilgi var, onu da paylaşayım sizlerle. İninde gömülecek... FETÖ'yle başı gülen Pensilvanya'daki örgüt karargahında kendi işaret ettiği yere gömülecek. Firari örgüt üyeleri aynen inine akın ederken bahçedeki bahçedeki kamuflajlı ve silahlı kişiler dikkat çekti diyor. Deniz piyadesi gibi koruma Tabi onların özel biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, özellikle Irak savaşında da kullandığı, Afganistan'da da kullandığı bir takım özel güvenlik şirketleri var. Onlardan bitiniz ki bir tanesini kiralamışlar. Ne olacak? Para bol. Para bol. 10 milyar dolardan bahsediyoruz. O, o bol parayı tabii o kadar para olunca da bunların da dini imanı aslında para olduğu için o din iman e, para olunca ne oluyor? Para için kavga çıkıyor tabii. Şimdi e, genel aslında özeti vermiş Akşam Gazetesi. Ama görüntüleriyle detayını hep birlikte bakalım isterseniz. Siz gazi olursanız cennete gidersiniz. Şehit olursanız cennete gidersiniz. Cenaze ne zaman olacak? Kimler katılacak? Namazı kim kıldıracak? terör örgütünde kriz çıkaran Elebaşı Gülen'in cenazesinin detayları belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarına göre terörist Gülen'in cenaze namazı Perşembe günü kılınacak. Adresin örgütün Pensilvanya'daki kamp merkezi olması bekleniyor. Cenaze namazını kıldıracak isim de bir başka terörist Suat Yıldırım. Kırmızı listede yer alıyor. Elebaşı Gülen'in cenazesi kamp merkezi içinde daha önce kendi gösterdiği noktaya gömülecek. Cenaze işlemleri için örgütün üst düzey kadrosu da yola çıktı. Ailenin de katılması bekleniyor. FETÖ üyeleri cenazenin ardından elebaşı Gülen'in son anlarını yazılı bir şekilde paylaşma planı içinde. Örgüt üyeleri arasındaki kriz de sürüyor. Terörist Gülen'in rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmasının bazı üyelerden saklanması anlaşmazlıkların başında geliyor. Ayrıca Gülen'in bıraktığı iddia edilen mirasın ne olduğu konusu da örgüt içinde sık sık konuşuluyor kılıçların gölgesi altındadır. Detaylar ortaya çıkmaya devam ederken elebaşı Gülen'in cenazesi Sen Luke Hastanesi'nde tutulmaya devam ediliyor. Örgüt mensupları ise Saylorsburg'daki çiftlikte toplanmayı sürdürüyor. Şimdi bakalım toprak kabul edecek mi? Efendim? Bir de o var. Bir de bakalım toprak kabul edecek mi? Yani derler ya toprak kabul etmez diye. Bu da onlardan işte. Bu arada terör örgütü elebaşı Gülen'in gömüleceği öngörülen Pensilvanya'daki örgütün merkezi çiftlikte dikkat çekici bir hareketlilik de var. Bakalım o hareketliğe de. Son gelen görüntüler değil mi bunlar? Görelim. Örgütün Pensilvanya'daki karargah olarak kullandığı çiftliğe kaza amaçlı iş makinelerinin getirildiği var, görüntüler de var zaten. Çiftlik evinin çevre ve bahçesindeki hareketlilik bu görüntülere de yansıyor. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de, çok dikkat çekici. Görüntülerde kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturtulduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor. İzleyelim, takip edelim görüntüleri. Genel detaylar bu. Bu Bunların Pensilvanya'daki üssü biliyorsunuz bu terör örgütünün. Ve terör örgütü bağlıları da günlerdir, pazartesi gününden beri, pazartesi, çarşamba... Sürekli geldiler çiftliğe ve toplandılar burada. Her gün onlarca araç giriyor, çıkıyor. Ee, orada ciddi bir özel güvenlik hareketi var. Ve bütün bu hareketin arasında bir anda da mezarın nereye kazılacağı derken işte iş makineleri gitti ee, ve mezarı kazdı. Anadolu Ajansı'nın görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza. İşte o mezarın kazıldığı alan da burayı işaret etmiş ee, onlara söylediklerine göre. Ve orada işte bir hemen bir anıt manıt da yapacaklardır büyük bir ihtimalle sözde anıt diyelim ona. Ee, ve burada e, gömü gerçekleşecek. Kardeşi de gelmiş işte gördüğünüz gibi oturmuş ve mezarın kazılmasını da izlemiş. Böylece hepinizin ekranlarınıza mezarın kazılacağı yerde ortaya çıktı. Bakalım toprak kabul edecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz efendim.